Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. SolidWorks'teki bu dersimde sizlerle birlikte helisel bir desen oluşturacağız. Parça ortamındayım. Öncelikle tab plane'e üst düzleme bir çizim açıyorum. Daire komutumu aldım. Orijin merkezli bir daire çizdim. Bu dairenin çapını da 200 mm olarak belirliyorum. Çizimi onayladım. Önden bakıyorum. Çizim seçiliyken unsurların içerisindeki curve'ın altından helix and spiral komutunu çalıştırıyorum. Burada pitch and revelation yani adım ve dönme sayısını oranını seçtim. Adımı 250 mm olarak. Dönmeyi de 1.75 olarak belirliyorum. Buradaki açıyı 0 yaptım ve saat yönünde seçeneğini seçerek heliximizi oluşturuyoruz. Şimdi referans geometrinin altından plane düzlem komutunu çalıştırıyorum. Alt kısmı tercih ederek önce bu helisel yayın uç noktasını ve daha sonra helisin kendisini seçerek buraya dik bir yeni düzlem oluşturuyorum. Bu düzlemi seçerek bir çizim açtım. Çokgen komutunu çalıştırıyorum. Buradan da üçgen olmasını istiyorum arkadaşlar. Ve buraya bir üçgen çiziyorum. Yaklaştım bölgeye. Üçgenin bu yatay kenarını tam yatay ilişkisi vererek ilişkilendiriyorum. Akıllı ölçülendirmemle bu kenarı 60 mm olarak belirliyorum. Şöyle bir miktar çevirdim. Bu merkezi seçiyorum. Kontrol tuşuna basarak buradaki helisel yayı seçiyorum. Ve buradan make, pierce, parçası yap ya da del ilişkisini kullandım. Onay verdim. Bu düzlemi de seçip gizliyorum. Bir profilimiz ve bir helisel yolumuz var. Bunun için Swift Boss Base komutunu kullanacağım. Önce profilimi seçtim. Daha sonra yolumu seçiyorum. Buradaki Options ayarlar kısmından profildeki dönme, burkulma olayını minimum tutmuş. Ben bunu Specify Twist Value'yu arkadaşlar derece cinsinden değil, Revelation Tur cinsinden 1.5 tur döndürmek istediğimi belirtiyorum. Ve onay veriyorum. Buradaki helisel yolu da seçip gizleyebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken bu üçgen yüzeylerle oluşan katılardaki bu aralıkları arkadaşlar üç boyutlu çizimlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için çizim ya da sketch bunun altından 3D sketch komutunu çalıştırıyorum. Bu kenarı seçiyorum. Komple seçiliyor. Convert Entities objelere dönüştür komutuyla buraya bir çizgi yansıması oluşturuyorum. Onay verdim. Unsurların içerisinden referans geometri ve düzlemi seçiyorum. Önce bu yansımasını oluşturduğumuz eğrinin uç noktasını ve kendisini seçtiğimde buraya yeni bir düzlem oluşturacak. Bu düzleme çizim açıyorum. Daire komutumu aldım. Buraya çapı 10 mm olan bir daire çizdim. Bu dairenin merkezini seçiyorum. Kontrol tuşuna bastım. Buradaki eğriyi seçtim. Yine Make Pierce komutunu buraya uyguluyorum. Sağ üstten çizimi uyguluyorum. Yine Swift Boss Base'i kullanacağım. Spiral Cut Oluştur komutunu. Bu seçili şu aşamada.
profil seçili sadece buradaki eğriyi seçmem yeterli. Bu aşamada buradaki options'tan merge result'ı yani birleştiri bu çeki kaldırıyorum. Onay veriyorum. Düzlemi gizledim. Şu an iki tane kategorimiz var. Aynı yaptığımız işlemi arkadaşlar bu iki kenar üzerine de uygulayacağız. Ne yapmıştık? Çizimden 3B çizim. Şuradaki kenarı seçtim. Convert Entities ile yansımasını oluşturdum ve onay verdim. Daha sonra unsurlar, referans geometri, düzlem. Önce uç noktası sonra eğrinin kendisini seçtiğimde buraya tekrar bir düzlem oluşturduk. Çizim açıyorum. Yine çapı 10 mm olan bir değeri çiziyorum. Bu merkezi tuttum. Bu yayla make pierce ilişkisi ilişkilendirdim. Akıllı ölçülendirmemi alıyorum ve çapını da 10 mm yapıyorum. Yine sweep space komutu. Profil seçildi. Yolu gösterdim. Options'tan birleştir ilişkisini kaldırıyorum. Burayı tamamlıyoruz. Düzlemi gizledim. Son olarak son kenara da aynı işlemleri yapacağız. 3D Sketch. Bu kenarı seçtim. Convert Entities. Çizimi onaylıyorum. Unsurlardan referans geometri plane. Bu nokta, bu kenar yeni bir düzlem oluşturuldu. Düzleme çizim açıyorum. Tekrar 10 mm çapında bir daire istiyorum. Bu dairemin merkeziyle bu yayı seçiyorum. Make pierce dedim. Akıllı ölçülendirmemle çapını 10 mm aldım. Onayladım. Sweep post base. Options'tan merge'ü kaldırdım. Onay verdim. Evet. Düzlemimizi de gizleyelim. Bu kısım tamamlandı arkadaşlar. Şimdi yapacağımız kısım şu alt kısımdaki bizim üçgene odaklanmak olacak. Bunun için buradaki sweep 1'in altındaki sketch'i seçip görünür hale getiriyoruz. Show. Bunu bu şekilde çizgi halinde görebiliyoruz. Tekrar referans geometriden düzlem oluştur komutunu aldım. Örneğin şuradaki uç noktayı seçiyorum. Ve şuradaki doğruyu seçiyorum. Buraya bir düzlem oluşturuyorum. Bu düzleme çizim açıyorum. Ve yaklaştığım yine bir daire çiziyorum. Şöyle tutmak istiyorum arkadaşlar. Bu dairenin merkeziyle kontrol tuşuna basıyorum. Şu kenarı seçip make pierce ile yine ilişki veriyorum. Bu dairemizin çapını da 4 mm olarak belirledim. Onay verdim. Şimdi profilim seçili. Yine sweep boss base komutunu kullanacağım. Profili algıladı. Yol için bu üçgenin üç kenarını birlikte seçebilmek için seçim yapmadan önce burada sağ tuşa basıyorum. Selection Manager'ı çalıştırıyorum. Selection Manager'da şu kapalı bölge seçiliyken üçgenin herhangi bir kenarını seçtiğimde tamamını seçmiş olacağız. Onay verdim. Görmüş olduğunuz gibi burada yine bir sweep komutu ve sweep boss base uygulaması oluştu. Yine buradan options'tan merge result'u kaldırıyorum ve onay veriyorum. Şimdi sweep 2'nin altındaki 3D sketch'i de arkadaşlar buradaki göz simgesiyle görünür hale getirdim. Biraz gri görülmekte ama burada siz de kendi çiziminizde görebileceksiniz. Bu aşamada bu düzlemi de
izleyebiliriz. Şimdi kullanacağım komut linear pattern altındaki curve driver pattern çoğaltma komutu olacak. Bu komutu çalıştırdım. Önce body gövdeyi seçiyorum. Body'yi seçtiğimde buradaki üçgeni algılayabilmek için doğru seçimi buradaki solid body'sin altındaki seçimden yapmanız doğru olacak. Buradaki bakın sweep 5 bizim en son yaptığımız sweep uygulaması. Burada seçmek sağlıklı olacak. Direction olarak ise arkadaşlar biraz önce sweep 2'nin altından görünür hale getirdiğim bu eğrimiz olacak. Bunu da seçtim. Burada önemli nokta bu çoğaltmayı yaparken bir normal yüze göre hareket etmesi lazım. Face normali seçiyorum. Buradaki yüzeyi seçiyorum. Burada ben 120 adet çoğaltma işlemi yaptım. Onaylıyorum. Şurada tüm çizimleri gizle dediğim, arkada görünür hale getirdiğim çizimleri gizliyorum. Şimdi yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de sweep 1 gövdesini gizlemek olacak buradan. Hide ile gizlediğimizde bu parçamız bu şekilde ortaya çıkacak. Ben bir de bu başlangıçta ve bitişteki buradaki gövdeleri kaldırmak istiyorum. Bunun için arama kısmına delete yazdığımda delete keep body diyor. Bunun yerine arkadaşlar burada mesh modeling'in içinden delete keep body'yi seçiyorsunuz. Yaklaştım. Şu gövdeyi seçiyorum. Delete body'siyle bunu kaldırıyorum. Aynı şekilde üst kısımdaki bu kısmı da seçip yine delete diyorum. Şimdi yapmam gereken şey şu uç kısımlara bone vermek. Bunun için insert'ten, features'tan dom kubbe komutunu çalıştırıyorum. Bizim bunların çapı 10 mm'ydi. Ben burada yarısını alarak yarı çapı kullanacağım. Şöyle yapıyorum. Burayı aldığımda kubbeyi oluşturdu. Pratik olması bakımından Enter'la komut tamamladım. Tekrar Enter'la çalıştırarak daha pratik biçimde kısımları oluşturabilirsiniz. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar solid bodies kısmında 122 tane gövdemiz var. Bunları birleştirmemiz lazım. Bunlar için combine komutunu, birleştir komutunu kullanacağız. Buradan gidelim. Insert'ten features ve buradan combine komutunu aldım. Add özelliğiyle, birleştir özelliğiyle tamamını seçiyorum. Ve onaylıyorum. Bazen bu birleştirmede hatalar çıkabilir. Tekrar denemenizde fayda olacak. Evet, sonuçta arkadaşlar spiral bir desen oluşturduk. Bunu merdiven gibi de düşünebilirsiniz. Öyle bir desen çalışması yaptık. Evet, bir dersimin daha sonuna geldim. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.